Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bu videomuzda sizlere bazı uyarılarda bulunacağım. Bazı arkadaşlarımı kulağını çekeceğim, bazı arkadaşlarımı azarlayacağım. Lütfen beni dikkatle dinleyin, kulaklarınızı açın ve lütfen pür dikkat olun gençler. Şimdi, eskiden bahsetmek istiyorum birazcık. YKS'den önceki 2010 ile 2017 arasında o 8 yıllık periyotta gerçekleştirilen sınav sisteminden bahsetmek istiyorum. YGS ve LYS vardı. Öğrencilerimiz Mart ayında mis gibi YGS'sine girerdi. Bu YGS dediğimiz sınav şu anki TYT mantığıyla 9. ve 10. sınıf konular yani mat 1 diyorduk biz buna. Aradan biraz zaman geçerdi 3-3,5 ay kadar. Daha sonrasında Haziran ayında da LYS'ye girilirdi. Ve LYS sınavından sonra da puanların ortalaması hesaplanıp öğrencilerin sıralaması bulunurdu. Buna göre de tercih yapılırdı. Yani siz TYT ve AYT'ye cumartesi giriyorsunuz. Hemen arkasından pazar günü de AYT'ye giriyorsunuz ya. Bu mantıkla sadece iki sınav arasında 3-3,5 ay gibi bir süre zarfı vardı. O tarihlerde çok net hatırlıyorum. Her sene başımıza geliyordu. İşte YGS gerçekleştiriliyordu bir pazar günü. Pazartesi günü genelde böyle kurslar falan tatil edilirdi. Salı günü de derslerimize giderdik. Öğrenciler sınıflara yarısı gelmiş, yarısı gelmemiş vaziyette. Ders anlatırdım. Ders anlatırken yarısı beni dinler, yarısı dinlemez vaziyette. Bu şekilde durumlarla karşılaşırdık sanki böyle bahar ayları gelmiş de o bahar aylarında hani böyle sıcaklık artar insanın da böyle ruhu biraz gevşer ya aynı o dönemlerdeki gibi öğrenciler YGS'den çıktıktan sonra sanki her şey bitmiş biz unumuzu eledik, eleğimizi astık havasında. Nasıl olsa bir sınavmış hocam. işte girdik çıktık havasında. E sınavı kötü geçenler zaten toparlanması bir ay buluyordu. E sınavı iyi geçenler de tamam ya iyi geçti zaten. Ne hazırlanmaya? Tamam yavaş yavaş hazırlanırız LSE'de. Mantalitesiyle devam ederlerdi. Zaten kimsenin sınavı orta geçmiyor. Şimdi size sorsam orta halli diyen çok az kişi vardır. Ya kötü geçiyor ya iyi geçiyor değil mi? <laughs> yani insanoğlu sonuçta ya bir şeyi tam beğeniyor ya da beğenmiyor. İkisinin ortası yok. Gençler siz YGS'den çıkmadınız. Bir MSU sınavı yani askeri üniversite sınavıydı bu. MSU'den sonra herkes de bu halleri görmeye başladı. Neler oluyor size? Lütfen gençler aklınızı başınıza devşirin. Kaldığınız yerden devam edin çalışmalara. Hatta kaldığınız yerden devam etmeyi bırak daha fazla saldırmanız gerekiyor artık. Siz iyisiyle kötüsüyle bir MSU gördünüz. Hedefi MSU olan öğrencilerim inşallah iyi geçmiştir sınavlarınız. Kötü geçtiyse de önünüzde bir YKS var. Hedefi YKS olan öğrencilerim yani MSU'yu sadece bir TYT-AYT provası olarak düşünen öğrencilerime. Bu yüzden Şimdiden giren öğrencilerimde asıl kulağını çekmem gereken sizlersiniz. Gençler ne oluyor? Affedersiniz de yani sadece bu maratonda bir su molası verdiniz siz. Yani bu maratonun bir provasına yaptınız. Kafanızda zaten koşmaya devam ediyordunuz. Yani var ya böyle öğrencilerim var benim. Yaz aylarından beri çalışıyorlar. Deli gibi matematik çalışıyorlar. Deli gibi Türkçe kasıyorlar. Deli gibi paragraf çözüyorlar. Fen bilimleri çalışıyorlar. Deli gibi. Ya MSU'dan sonra o delilik bir gitti ya. Yani ne oldu gençler? Sadece bir pazar günü bir sınav gerçekleştirildi. Pazartesi geçti, salı geçti, çarşamba yine. Ne oluyor ya? Ben anlamadım. Yani ne değişti? Senin hedefin YKS değil miydi ve bu sınav sadece senin için bir prova değil miydi arkadaşım? Ne oldu şimdi sana ben anlamadım. Alt tarafı bir sınava girdin. Bu sınavın moralini bozabileceğini bilerek girdin. Bu sınavın senin rehavete kapılacağını bilerek girdin. Yani hani kötü geçerse eğer benim moralim bozulur. Bunu bilinciyle girdin. İyi geçerse rehavete kapılacağım. Bunun bilinciyle girdin. E bunları bilerek yaptın bile isteye yaptın sen. Bu oyunun bir parçasıydı bu. Şimdi ne değişti? Yani neredesin hala hani bir çalışmıyorsun bir koptun. Yani bunu YouTube'daki öğrencileri görmüyorum ama benim kendi öğrencilerim var. Gençler onlara da aynı konuşmayı yaptım. Hani ne ne oluyor arkadaşlar size? Lütfen kendinize gelin ya. Tamam sınav provasını yaptın. MSU matematikle TYT matematik konuları birbirine benzer olsa da farklılıklar var. Tarz olarak farklılıklar var. MSU matematiğin tarzıyla TYT matematiğin tarzı birbirinden farklı olsa da e biz Ahmet herkes görüyor zaten artık. iki sınavı da ÖSYM hazırlıyor ve ÖSYM'nin mantığını anlamak çok da zor olmasa gerek artık. Yani çıkan MSU sorularına baktığım zaman son 3-4 yılki MSÜ'nün ortalama bir ortalaması alınmış, karma sorular hazırlanmış. Sayılar değiştirilmiş, hikayeler değiştirilmiş ve sınav hazırlanmış. Matematik soruları böyleydi ve bundan bir ders alıp bir sonraki sınavına artık devam edebilmelisin. Ama yani bundan ders almak neden bu kadar uzun sürüyor? Ya da acaba böyle bize tatlı mı geliyor bu mola vermişlik hali? Değil mi? Sanki bunun gibi bir şeyler oldu. Yani bu molayı abartmamak gerekiyor lütfen gençler. Artık kendinize çeki düzen verin ve maratona kaldığınız yerden daha güçlü bir şekilde devam edin. Artık bir sınava girdiniz, bir heyecanınız, bir stresiniz varsa onu da MSU'da zaten attınız. Lütfen artık odaklanın. Önünüze 90 küsür bir gün kaldı. Bu 90 küsür günü iyi değerlendirin gençler. MSU bize ne öğretti gençler? MSU sana herkese farklı şeyler öğretti. Yani matematikte süreyi yetiştiremediğini mi fark etti? Tamam. Bunu hallet. Türkçeyi 70 dakikada mı çözdüğünü fark ettin. Tamam bunu hallet o zaman. Fen bilimlerine bakamadığını mı fark ettin o zaman bunu hallet. Sınav stratejinin yanlış mı olduğunu fark ettin o zaman bunu hallet. Bunların hepsini halledebilmek için yeterli süreye sahipsin. Çünkü 90 küsür günden bahsediyorum. Ve unutmayın çalışan öğrenciler için zaman çok yavaş geçer. Yani deli divane çalışan bir öğrenci artık şunu söyler der ki Sınava bir ay kalmıştır. Yani artık sınav tarihi gelse de bir girsek sınava ya. Bıktım vallahi bıktım. Çalışmaktan kusacağım der yani. Ama sınava çalışmayan öğrenci için var ya of of of. Çünkü onun için hala yetişmeyen planlar vardır. Ve zaman su gibi akıp geçiyordur. Onun için hiçbir şey yetişmeyecektir. Ve sürekli bunu düşünür. Arkadaşlar çalışın zaman yavaşlasın. Harbiden bak hepimiz için aynı zaman akıyor. He? Gün zaten 24 saat. Herkes için farklı bir... E, zaman dilimi işlemiyor. Ama zamanı yavaşlatmak senin elinde. Çalışıyorsan zaman yavaş akar. Vallahi de bak. Bak çok ciddiyim. Çalışanlar beni çok iyi anlıyor şu an. Çok yavaş geçer. Çalışmayan adam içinde su gibi akıp geçer. O kadar hızlı geçer ki sanki her gün 10 saatmiş gibi geçer. Gençler lütfen sizden ricam aklınızı başınıza devşirin. Oturun dizinizi kırın dersinizi çalışın. Bundan sonraki aşamada videonun geri kalan kısmında size bu aşamadan sonra neler yapabilirsiniz bunların biraz taktiğini vereceğim. Gençler MSÖ'de eksikleriniz var. Ne varsa ne gördüyseniz ne hissettiyseniz bu eksiklikleri tamamlayın. Ve MSÜ'ye artık büyük böyle Türkiye çapında ustaca profesyonelce usta ellerin yaptığı bir denemeymiş gibi görün. YKS asıl hedefi YKS olanlar için söylüyorum. Büyük ölçekte yapılmış güzel bir prova gibi düşünün. Güzel bir deneme gibi düşünün. Bir denemeden sonra o denemeye ne kadar önem veriyorsanız o kadar önem verin. Çıkarmanız gereken dersleri cebinize koyun ve yolunuza devam edin. Matematik adına neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar bu aşamadan sonra artık konuları bitmeyen öğrenci varsa da çok az kalmıştır diye tahmin ediyorum. Lütfen gençler konularınızı hemen ivedilikle halledin ve Bundan sonra tamamıyla soru odaklı ders çalışın. Yani tekrarlar, soru üzerinden tekrarlar, size neler sağlar, hiç görmediğiniz soru tiplerini görebilirsiniz bu sayede. Hiç görmediğiniz taktiklerle çözümler sağlayabilirsiniz. Bunlar sizin hem soru dağarcığınızı geliştirecektir hem de süre anlamında size bol miktarda süre kazandıracaktır. Önceden 10 dakikada çözüyorsan iki soruyu bu soru kampları sayesinde bu soru çözüm stratejisi sayesinde o 10 soruyu 8 dakikada çözebilirsin. 7,5 dakikada çözebilirsin. Bunlar sana ekstra ekstra zaman kazandıracaktır. Sınav bittikten sonra tüm soruları gördükten sonra e, ee, bir 20 dakikan daha var. Bu efsanevi bir olay. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Orada en az 10-15 tane yanlışını düzeltebilirsin. Boşunu çözebilirsin. Daha öncesinde baktığın soruya geliştiremediğin stratejiyi o sırada geliştirebilirsin. Çünkü artık başladığınız sınava siz de MSÖ'de görmüşsünüzdür. Özellikle 12. sınıflar. Mezunlar zaten girdiler biliyorlar da. İlk 3-4 soruyu çöz çözdükten sonra zaten o stres seviyesi düşmeye başlıyor. Heyecan düşmeye başlıyor. Orada da küçük heyecanı yine yakalamaya çalışmanız gerekiyor. Çünkü aşırı derecede rahatlarsanız bu sefer de işte karşımıza çıkıyor örnekler. Benim öğrencilerim var 40 dakikada çözüyorlardı Türkçeyi. Hocam diyor ki 70 dakikada bitirdim diyor. Yetiştiremedim diyor. Aferin sana diyorum ben de. O ufak heyecanı hala içinizde barındırmanız gerekiyor. Sınav süresince de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde stratejileri ancak soru çözerek kazanırsınız arkadaşlar. Süreli sorular çözerek kazanırsınız. Kendinize süre tutun. Konu denemelerine odaklanın. Konu denemeleri bizim için çok değerli. Youtube'da sadece ben değil birçok hocanız var. Sadece benden nemalanmayın. Herkesten nemalanın arkadaşlar. Yani ben sadece bir gözüm. Ben sadece size soruları tek bir bakış açısıyla çözdürebilirim. Çünkü ben birim. Ben bir taneyim ve tek bir açıdan bakabilirim ben. Ha, maksimum iki açıdan sana onu gösteririm. Ama ne bileyim farklı bir hocam farklı bir şekilde sana bir yaklaşım sunabilir. Onun çözümü seni daha da geliştirebilir. Git oradan dinle. Veya sadece bir hocaya takılıp kal gel benden de dinle. Tamam? Yani bunları lütfen sevgili arkadaşlarım kaçırmayın. Bunlar sizin için veli nimet. Soru çözüm kampları, soru çözüm stratejileri, soru çözüm rehberlikleri. Bunları lütfen arkadaşlar yapın. Bundan sonra tamamen soru odaklı bir ders ders çalışmanız olsun. Sorulara bakarken ki derinliğiniz artar. Ve daha öncesinde 2-3 defada baktığı soruyu tek seferde çözebilirsin. Soruların birbirine olan benzerliklerinin arttığını göreceksin bol miktarda soru çözersen eğer. Çünkü hani düşünsene hocalarınıza siz de sorular soruyorsunuzdur. Hocalar tek bakışta soruyu çözüyor. Niye? O adam için artık 750 bin tane soru çözmüş adam. Onun için artık bütün sorular birbirine benziyor çünkü. Olsa olsa budur diyor adam bunun çözümü. Ve denediği zaman da doğru çıkıyor. Lütfen sevgili arkadaşlarım size 750 bin tane soru çözün demiyorum. Hocalar da o kadar çözmemiştir ben biraz abartı yaptım. Yeteri miktarda soru çözdüğünüz takdirde siz de artık soruların birbirine benzediğini hissedersiniz, görürsünüz. Bundan sonraki aşamada lütfen toparlanın, kendinize gelin. Daha öncesinde 100 hızıyla mı koşuyordunuz? Şimdi 200 hızıyla koşun. Lütfen sevgili arkadaşlarım ikiye katlayın her şeyi. Moral motivasyonunuz yerine gelsin. Ve bir an önce toparlanın, o MSÜ mide bulantısını ortadan kaldırın atın. O baş ağrısını bir atın. Yurunuza daha kararlı emin adımlarla Devam edin lütfen sınavı iyi geçen arkadaşımda kötü geçen arkadaşımda iyi geçen arkadaşlarım o rehavetten bu kurtulsun artık sen daha oldu olmadın sen daha olmadın sen daha bundan 3 ay sonra olacaksın lütfen sınavı kötü geçen arkadaşımda lütfen senin hedefin bu değildi zaten YKS'ye odaklan önünde daha her şeyi halledebilmek için 3 ay var dolu dolu lütfen sizleri çok seviyorum. Yorum kısmına yorumlarınız varsa, sorularınız varsa veya herhangi bir eleştiriniz varsa, herhangi bir şikayetiniz varsa, herhangi bir öneriniz varsa her konuda arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Ben tek tek cevaplarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.